Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle başın sağ olsun kaptan Alex de Souza. Alex'in babası vefat etmiş. Kulübümüzden de bir açıklama gelmiş. Ben de bugün özellikle bu formayı giymiştim. Aklıma Alex geldi diye hatırlayanlar bilir. O meşhur Sevilla maçları gelir benim aklıma sürekli bu formayı görünce. Yani Alex'in o performansı falan... Başı sağ olsun arkadaşlar ne diyelim e, haberlerimize geçelim ümit milli takım Avrupa şampiyonası şansını kaybetmiş biliyorsunuz e, Galatasaray e, şey federasyon ümit milli takımı var Fenerbahçe'den futbolcu almamaya Kur'an'ın üstüne yemin eden bir ümit milli takımımız var yani U21 diye geçiyor ama bizim ülkede U21 takımları yok o kadar saçma sapan bir ülkeyiz ki arkadaşlar U21 takımımız yani U21 ligimiz yok. Kaldırıldı federasyon tarafından. Niye? Gençler yetişecek diye, gençler parlayacak diye. Özellikle Fenerbahçe'nin gençleri son dönemde parlamaya başladığı için U21 ligi kaldırıldı. U19 ligi getirildi. Orada da Fenerbahçe'nin gençleri parlayınca sonucu ne yapalım? Bari milli takım almayalım bunların çocuklarını diye başladılar. U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli takım Kazakistan'la 0-0 beraber kalıyor. Ve Avrupa Şampiyonası hakkını kaybediyor. Ee, hani Kazakistan'la İstanbul'da oynadı. Aradığı gol bulunmadı. Maç 0-0 bitti. Kazakistan'da Kassabulat 58'de kırmızı gördü. Takımı 10 kişi kaldı. Ona rağmen Danimarka'nın e, çıktığı grupta Kazakistan gruptaki puanını 2 yaptı. Düşünün yani nasıl bir takımla oynadığımızı. Ümit Milli Takım son maçta Danimarka'da karşılaşacak. İyi de hocam. Yani Fenerbahçe'den hiçbir topçu yok. Mesele Fenerbahçe'den topçu olup olması değil. Zaten yok da. Şimdi ben gerçekten bazı isimleri merak ediyorum. Yani misal ben şeyi merak ediyorum. Ee, Muhammed Gümüşkaya. Tamam 1 Ocak 2001 doğumlu, 21 yaşında ama hani kural gereği alınamıyor mu? Yani alınması şey mi? Bunu merak ediyorum. Arda Okan Kurtulan mesela 19 yaşında çocuk gitti Makedonya U21 milli takımının formasını giydi. Çok da güzel oynamış. 1-0 kazanmışlar. Golün hazırlayıcılığını yapmış. Mesela merak ediyorum. Ha Arda Güler sakat. Eyvallah. Sakat olmasa onu da seçmeyecekler o ayrı mesele de. Yani e, çıkan kadroya bakın. Hani tanıdık isimlerden Bünyamin Balcı var mesela. Bak Bünyamin Balcı. Şimdi U21 diyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Eee Bünyamin Balcı 22 yaşında. Yani ben Muhammed Gümüşkaya'yı araştırdım lan oynayabilir mi oynayamaz mı acaba bende mi sıkıntı var. Dünyanın Balcı 31 Mayıs 2000 doğumlu 22 yaşında. Evet 22 yaşında arkadaşlar. Yani düşünün Rabil Tagir falan 69'da oyna girmiş. Barış Alper Yılmaz hani Doğucan Haspolat. Gökdeniz Bayraktar hani tanıdık isimlerden söyleyeyim. Umut Güneş şeydeki e, Alanya Spor'daki Umut Güneş sanırım. Ondan sonra Enis Destan Ali Akman. Yani inşallah Allah Türk Milli Takımını Fenerbahçe düşmanı herkesten korusun ve kurtarsın inşallah. Yoksa gençlerimiz perişan olacaklar. Türk Milli Takım falan kimsenin umurunda değil. Önemli olan Fenerbahçe rezil olsun, Fenerbahçe'den kimse seçilmesin. O yüzden de insanların tepkisi artmaya başladı. İnşallah bir yerde dur derler buna. Biz Fenerbahçe'ye geçelim. Jorge Jesus'un ailesi gibi gördüğü ekip diyerek başlayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörü Jesus. Ekibindeki isimler konusunda hassas. Orada Jesus ve ekibi İstanbul'a geldiler dün akşam. Ve ee, ilginç şeyler var. Şimdi Jesus ekibini aile olarak tanımlıyor. Yani birbirini uzun yıllardır tanıyorlar. Hiyerarşik bir yapıda bu ekip ve 6 kişiden oluşuyor. En önemli esip, eşi, en önemli isim Jesus'un sağ kolu. João de Deus. Vay Deus var. Vay Deus var. <laughs> 45 yaşındaki João de Deus, Jesus'la kararları alan, taktikten ilk 11 belirlemeye kadar her konuda destek sağlayan isim. Yani Jesus'tan sonra gelen kişi konumunda. Hemen ardından 36 yaşındaki Thiago Oliveira geliyor. 2. asistan konumunda Oliveira ve Al Hilal döneminde Jesus'a katıldı. Antrenmanlarda epey etkin bir isim. Muhtemelen görürsünüz yakın zamanda. Kondisyoner. Ney? Kondisyoner. Biz unuttuyduk kondisyonerin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani kondisyoner ne demek? Yenilir mi? İçilir mi? Çaya mı katıyoruz? Çaysız mı içiyoruz? Kondisyoner Carlos Bruno. 50 yaşındaki Carlos Bruno sportik döneminde Jesus'la beraber çalıştı. Son olarak Angola milli takımının kondisyoneriydi. Fenerbahçe'de takımın fizik gücü konusunda en yetkili isim olacak. Bakalım o her sezon iş bilmez taktik bilmez, idman bilmez, teknik direktörleri ve kondisyonelleri kandırabilen özellikle bazı yerli futbolcularımız bu meşhur kondisyonları da kandırabilecek mi? Şimdi Jesus ve ekip İstanbul'da dedik arkadaşlar. Mario Branco var ekipte. Sportik Liz yani şey Sportik Lisbon ne ya? <laughs> Sport, Sportif direktör diyecektim. Yani yeni sportif direktörümüz ya da futbol direktörü ya da cart, cart artık aklınıza ne geliyorsa oradan gelen bir isim. Ve Jesus'un transfer açıklamaları var arkadaşlar. Gelmeden önce Portekiz basınından yani İstanbul'a gelmek için yola çıkarken havalimanında açıklamalarda bulunuyor. Abola'ya Abola Abola diyor. Sensin benim Abolom diyor. şimdi Yeni bir projeye başladığımızda her zaman yüksek beklentilere sahibiz. Her zaman buna inanıyoruz. Suudi Arabistan, Brezilya ve şimdi Türkiye'de. Bizi çok seven bir kulübe ve ülkeye gidiyoruz. Bir dakika. Bizi çok seven bir ülkeye ve kulübe gidiyoruz. Hani şu Jesus'un bir artı e, bir yıllık falan da sözleşme, Sonra bir yıla düşürüldü ya. Ben diyorum ki şu cümle bile diyor ki. Ulan ben şampiyon olsam buradan başka takıma gitmem diyor. Çünkü bunlar projeyi kabul etmemiz önemli faktörler. Hani bizi seviyorlar diyor. Ülke seviyor. Futbol takımı. Taraftar seviyor. Portekiz'den bazı futbolcuların transferde adının Fenerbahçe ile anılması üstüne. Jesus diyor ki eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcular almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal fair play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok. Pazartesi günü sezon açıyoruz. Yeni proje için merak doluyum ve işleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız diyor. Son olarak Fenerbahçe Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü bu yüzden şampiyonluk düşüncesiyle bu projeyi seçtim. Çünkü Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kazanacak bir kulüp. Ayrıca kulüp Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek. Bu da seçimimde etkili bir faktördü diyor. Şimdi bakın ee, Önce şu Branko'yu konuşayım. Bu konuya geri döneyim. Çünkü Financial Fair Play falan şey yapıyor. Bak Fenerbahçe'ye yeni akıl Mario Branko önce bunu konuşalım. Şimdi yeni futbol direktörü, sportif direktör, artık ismi ne şekilde tanıtılırsa... Bu Mario Branco olacak arkadaşlar ve... CESUS'la ee, birlikte gelen ekipte de yer alıyordu. Şimdi yönetimle... CESUS arasında köprü oluşturacak. Hocam bunu işte söylediler falan filan. Ya sportif direktör ya da futbol direktörü... Biz sportif direktör diyelim. Zaten bu adamın görevi bu. Yani... X yöneticisi idmanı basmasın, başkan gidip iki de bir de orada samandıra da gözükmesin diye var. İşte transfer görüşmelerinde atıyorum kafadan 10 e, tane yönetici gidip de eli boş gelmesin diye var sportif direktör. Senin adına görüşmek için var. Transfer teklifi gelen futbolcuların işte e, seni yalanlamak için var. Şey gibi ya sınıf annesi sistemi var Türkiye'de bilirsiniz. Hani Öğretmenin işini bayağı hafifletir. Atıyorum herkes bir şikayet olur, bir isteği olur, arzusu olur sınıf annesine götürür. Sınıf annesi derler, toparlar, öğretmene iletir. Yoksa düşünsene mesela 40 tane velim var. 40'ı birden akşam seni arıyor işte. 30'u birden mesaj atıyor. Saçma olur. Bu da böyle işte. İşleri idare ediyor köprü vaziyetinde. Sonrasında hani asıl transferi teknik direktör karar veriyor. Asıl parayı yönetim veriyor. Bu da bu görevde. Daha önce Montevedra, Vislak Krakow, Zaglebiye, Lubin, CSH, Teo, Lake Soez, Astra Pulaisti, Estroy, Estroy, Estoril Praja, Haydok Split ve Paok ve Famalico'da çalıştıktan sonra çeşitli görevler aldıktan sonra 46 yaşındaki Portekiz aynı zamanda UEFA B lisansına sahip. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bak. Transfer konusuna geri dönelim. Jesus diyor ki Portekiz'de bulunan bazı oyuncuları transfer etmek istiyoruz ancak kulübün ekonomik durumu bu transferleri biraz zorlaştırabilir. Yani aslında bu biraz malumun ilanı. Şimdi bu biraz malumun ilanı. Hani biz neyden alacağız? Hangi parayla alacağızın ilanı? Brezilya, bak ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin özü gerçekten Brezilya ile özdeşleşmiş halde. Geçen Didi'yi sordum. Birçoğunuz bilmiyorsunuz. Bir sezonda 5 kupa kazanmak ne demek? Fenerbahçe'ye bir sezonda 5 kupa. 5 kupaya bir sezonda 5 kupa kazandıran teknik direktörden bahsediyorum. Öyle şeytan kupası falan filan değil. Rıdvan Dilmen kupası falan değil. İşte hem Antalya Deluxe Otelleri. işte 3 tane takımın katıldığı Fenerbahçe. E, British Nava. Bilmem Astral bilmem neyin katıldığı turnuva değil. 3 ya 5 tane. işte Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Kupası, Şampiyonluk. Bakın. Balkan Kupası mesela. Türkiye'ye Avrupa'dan ilk kupayı Galatasaray'a getirmiştir. Külliyen yalan. Ya Balkan Kupası diye bir kupa var. Hocam ama orada çok önemli takımlar yokmuş. Senin takımların o zamanlar şey takımıydı. Liechtenstein'dı. Faroe Adaları'ydı. Galatasaray'a gidiyordu. Sparta Prak'tan 12 tane yiyip geliyordu. Yalan mı? Fenerbahçe bilmem gidiyordu. 7 tane yiyip geliyordu. Yani dandik dandik takımlardan. Senin takımın o zamanlarda buydu. Yani Inter Toto kupası gibi bir şey. Ama sonuçta Avrupa'dan gelen ilk kupa mı? Gerçi biz Avrupa'dan ilk kupayı ta zamanında şimdi bazı arkadaşların destekledikleri işgal güçlerinden Harrington kupasını almıştık ama bazı arkadaşlar zorlarına gidiyor paylaşamıyorlar. Muhtemelen atalarından dolayı üzülüyorlardır. Neyse transferde durum bu. Ancak şunu da belirteyim. Fenerbahçe'nin Portekiz çıkarması var ve iki futbolcu birden Fenerbahçe'ye gelebilir. Bakın iki futbolcu birden. Kim o hocam o iki futbolcu? Önce şunu net olarak belirteyim. Transferler Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda ve onun isteğiyle yapılmaya çalışılıyor. Önce bunu bilin. Bu bir. İkincisi, inceleyip sık dokunuyor. Bunu da bilin. İki. Üçüncüsü, hocam ya koca cesusu getiriyorsun. Financial fair play diyorsun. Yazık değil mi bu adamı? Ya bu adam gelmeden de biliyordu. Şimdi de biliyor. Geçmişte de biliyor. Diyor ki bu adam financial fair play. Evet. Sizin böyle bir sıkıntınız, derdiniz, tasanız var. Ya bu adam bunu biliyor. Ben bunu ben ben bunu biliyorum diyor. Zaten bunu bilerek geldi. Bu da önemli bir avantaj. Düşünsene yani financial fair play'den hiç bahsetmeyip getirip birden böyle jort sana financial fair play desen inanılmaz bir şey olurdu. Neyse uzun lafın kısası şu. Biz ucuz iş gücü, yüksek performans, yüksek satış portföyüne sahip futbolcu arıyoruz. İki oyuncu birden gelelim iki oyuncuya. Bir, Lincoln Handicap. Lincoln her Henrique Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Kap ne zaman gelir bilmiyorum. Desem hocam öyle deme inanırız. İnanın. Hocam ya vallahi bak kandırma bizi. Başlık ayrı oluyor. içerik ayrı oluyor. Niye? Hocam başlıkta Lincoln'den bahsediyorsun. E içeri giriyoruz Angelina Jolie'den bahsediyorsun. Böyle bunu yaşayan var mı arkadaşlar? Bu kadar angut olan var mı? Başlıkla içerik çok farklı. Niye diyorum? Başlıktaki ismi hiç konuşulmadı. Allah Allah. Binlerce kişi de o yüzden izledi. Bir akıllı sizsiniz. Millet zaten salak bir akıllı sizsiniz değil mi? Ya şu tip angut insanları şey yapmayın ya. Kale almayın. Kanalı kötüleyeceğim diye kendilerinin gerizekalı olduklarını ortaya döküyorlar. Bakın Lincoln Henrique bir kez daha söylüyorum. Allah'tan bir mani gelmezse hayırlı uğurlu olsun yeni topçumuz. Sözleşmeli bonservisli aldığımız topçumuz. Ya hocam sen Başlık ayrı, içerik ayrı hocam. Biz arkadaşlara inanıyoruz. İyi o zaman. Gidin o arkadaşlarla birlikte 7-24 A Spor izleyin. 15 saat boyunca yayın yapsınlar. Sadece 45 dakika Fenerbahçe'yi konuşsunlar. Siz o 45 dakika için 15 saat boyunca izleyin televizyonu. Size o yarar. Lan her, Lincoln ediyorum ya. Başkandan yeşil ışık diyor. Brezilya'da oyuncunun forma giydiği Portekiz'deki takımlarından Santa Clara'nın Türk Başkanı İsmail Uzun Açıklamalarda bulunmuş. Ali Koç ile dostluklarının çok iyi öldüğü, çok iyi cebiyede olduğu vurgulamış. İsmail Uzun. Hayırlı olsun. Böyle yapayım değil mi? Siz Erman Torun'la falan alışkınsınızdır. 15 saat A-Spor izlediniz de. Yani artık yayıncı kuruluşu A-Spor falan zannediyorsunuzdur. Oysa Selçuk Spor. Tabii ki izle imzaları atılmadan yorum yapmak doğru olmaz. Ama para koruzu halledilir. Başka Ali Koç. Neyse ya şu aklımıza küfür getirmeyin. Başkan Ali Koç sevdiğim bir dostumdur demiş. Allah Allah. Allah Allah. Lincoln çok iyi ve geleceği olan bir futbolcu. Fenerbahçe kulübü ile aramızda bonservis pazarlığı konusunda bir sorun çıkmayacaktır demiş. <laughs> Anlaşıldı bile. <laughs> ya şey anlaşmak üzeredir herhalde. Bu transferin 4.5 milyon euro seviyesinde bir rakama tamamlanması bekleniyor. Lincoln Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor demiş haber. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz Lincoln Henrique ile her şartta anlaştık. Bakın futbolcudan bahsediyorum bu bir. Her şartta anlaştık. Hani hocam transferde ufuk, ufak pürüzler kaldı mı? Hiçbir pürüz kalmadı. Santa Clara ile de bonservis meblağında anlaştık. Belki de şimdi ben 11 Haziran, şu an benim saatim 11.38. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde kap yapılacak. Ama ben yine de 20 Haziran'a kadar kap beklemiyorum ama yani 17-20 arasında belki bir kişi olur. Hadi ikiye çıkartayım. Yine de ben 20'sinden önce çok zor bekliyorum. Neyse. Bon servisin miktarı konusunda anlaştık ama ödeme planı üstünde birazcık e, konuşuyoruz. Hocam ne ön ödeme planı paradan anlatacağız ver parayı gitsin. Hocam o İsmail Uzunu ben araştırdım. Galatasaray'ın kongre üyesi. Bize Hidema Chamoritayı vermedi, bunu da vermez. Vermesin. De i̇şte görelim nasıl vermiyormuş. Şimdi hocam Lincoln, Hemliken'in karısı Portoyu takibi almış. Yani bana da şey gelenler bunlar bu şekilde mesela üyelerden falan geliyor. Çıkar şekerim. Portoyu takipten çıkar, Fenerbahçe'yi takip alır. Çok mu zor? Çilik çilik tekrarcılık bitti. Yani iki ciliklik bir şey ya bu kadar şey yapmayın. Hatta belki de şu saatlerde takip almıştır. Ha, i̇ki, ha bu arada üç cilik yaptım. Hani çık Fener'i takip et bir de Jesus'u takip et. Eşecek değil ya hocasını takip edecektir herhalde. Kocasının hocasını takip edecektir herhalde. Değil mi? Kocasının hocasını takip etmeyen kadınlar ne bekliyor? Yok. Neyse onu biz şey yapmayalım. O bizim geleneklere biraz ters. Şimdi <laughs> Bu arada biz Lincoln'le dediğim gibi her konuda anlaştık. Hatta birkaç gün önce İstanbul'a geldiğinin duyumlarını duymuşsunuzdur. Gerek ya sabuncudan gerekli yerlerinden. Valla çok güzel bir sözleşme. Çok da güzel bir sözleşme. Biz Rusya yıllık 900 bin euro veriyoruz diye bu Rusya 14.5 milyon euroluk futbolcuya 900 bin euro veriyoruz. Hadi ee, Lincoln'da da 700 bin euro verelim. 650 bin euro verelim. Kabul müsünüz? 650 bin euro yıllık ücret. 6 kere 1, 6, 6 kere 8, 48. Hocam kaç liraysak tamam kabul hocam. Yani uğraştırma bizi. İkinci isim. İkinci isim. Bir yandan Lincoln'u bitirmeye çalışıyor. Diğer yandan da geçtiğimiz yıl Famalico'ya kiralanan orta saha oyuncusu Pepe. Pepe! Pepe Rodriguez. Ha bu Pepe Rodriguez. O Pepe değilmiş. Pepe'yi gündemine almış. Bon servisi Olympiakos kulübünde bulunan Portekizli oyuncu için Yunan kulübüne teklif yapılacağı öğrenildi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu transfer görüşmesinden haberim yok. Duyumum yok. Ancak Olympiakos'un e, Olympiakos nerenin takımıydı ya? Hani milliyetçi duygularla belki istediği bir kendi milliyetinden futbolcumuz vardır. Biz de hani araya sıkıştırmaya çalışıyoruzdur. Onu bilemem. Yasus'un listesindeymiş bu isim. Yunanistan ve Portekiz'de görev alan Branko'nun oyuncunun transferinde etkin rol aldığı kaydedilmiş. Ulan Pepe diyorduk. Branko 25 yaşındaki Pepe geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 31 maçta görev almış. 5 gol 6 asistlik katkı sağlamış. 31 maç oynadıysa zaten yeterli sayıdadır. Yani hocam 31 sayı niye yeterli? Arkadaşım 31 maç oynamak ne demek? Yani düz mantık gidiyorum. 2500 dakikanın üzerindedir. 2500 dakikanın üstünde oynayan bir topçunun artık en iyi cücüğü biliniyordur. Doğru mu? Bunu da konuştuk. Şimdi bir de üzücü bir haberimiz var arkadaşlar. Yani Allah geçinden versin ama Worst ve Gorst transferinde kötü haber gelmiş Fenerbahçemize. Yani elim ayağım titriyor. Bu kadar kötü durumdayım ki. Burnley, Beştaş ve Fenerbahçe'nin Santrafor adaylarından biri olan Worst ve takımda kalacağını duyurmuş. Ah, ah, takımda kalacağını duyurmuş. Oysa sakallı bir amca Twitter'da demişti ki, biz onunla her konuda anlaştık. Yalançılara inanmayın demişti. Üzücü bir haber. Yani ben şahsen çok üzülmüş durumdayım şu anda. Sanki duyum çıkmış kadar üzül ee, yok. Duyum çıkınca sevinirdi insan. Neyse. Beşiktaş Fenerbahçe listesinde olan Weghorst'tan kötü haber geldi. Hollanda fut Hollandalı futbolcunun kulübü Burnley gelecek sezon takımda kalacak ve ayrılan futbolculara dair bir açıklama yapmış. Bir dakika burada bir şey gelmesi lazımdı. Şuraya. İngiliz ekibinden yapılan duyurda sözleşmesi devam eden Weghorst'un da adı takımda kalacak isimler arasında yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta transfer için yaptığı açıklamada Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önce de anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor. Medyada çıkan her habere inanmamalısınız. Ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takımda oyna odaklanacağım. Daha sonra Burnley ile karar vereceğiz ifadesini kullanmıştı. 3 yıllık kontratı var. Hadi getirin. Beşiktaş'ta duyumcular. Fenerbahçe'de duyumcular. Şu maçlıkla içerik çok farklı. Hangi duyumun çıkıyor ki diyen Angutlar. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Sizi meydana alalım. Piste alalım. Hadi oynayın bakalım pistte. Yoksa size ben bir pist diyeceğim şimdi. O olacak. Neyse pistlik yapmayalım. Hadi arkadaşlar buyurun çıkın meydana. Ya biz bir ben bir şey diyorum. Yok şöyle böyle. Hadi. He sen Şerlot demiştin? Şerlot konusunda ne dedim? En son verdiğim duyum. Hocam biz ona yetişemedik. Önce Sörlot konusunda verdiğim duyumu gidin araştırın bulun. Ondan sonra gelin. Bakın bakalım Sörlot konusunda son dediğim duyum da gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Hadi. Hadi buyurun. Neyse Beşiktaşlığınızı aldırırsınız Sörlot'unuzu aldırabiliyorsanız. Fenerbahçe için çok doğru transfer girişimleri devam ediyor. Şimdi Twitter'dan aldığım bazı duyumlardan bir tanesi bu. Ee, sevgili Ulaş abi sağ olsun hem bizim kanalında reklamını yapmış bugün. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Redon'da Ulaş abiye. Onun kişisel duyumu ama başka bir yerde bağlandırmış. Şey bağlamış. Jesus'un sağ kanat liste başı. Aston Villa'dan Bertrand Traure. Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kiralamak istiyormuş diyor. Ee, Şimdi Bertrand Traoré arkadaşlar çoğunuz bilirsiniz. İsim olarak da bilirsiniz. 6 Eylül 95 doğumlu 26 yaşında sağ kanat. 1.81 boyunda Burkino Fasolu. Mesela desen ki e beni Burkino Fasolular kovalasın. Çok güzel bir küfür oluyor mesela. Burkino Fasolular ne ya? Ne biçim bir isim? Burkino Faso. Neyse. Tipine bir bakın. Transfer marka tipine. Tam Fenerbahçe topçusu. Tam. Böyle iftara 20-25 dakika kala trafikte tartışan Müslüman tipi yok mu? Hocam hocam oruç sinirlendiriyor adam. He. Doğru. Bir de oruca günah şey yapın. Yükleyin. Arkadaşımızın 20 milyon euro piyasa değeri var. 19 Eylül 2020'de Aston Villa'ya katılmış ve 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var. Yani 2 yıllık sözleşmesi var. Ben şu an kendim hala 2020'de gibi hissediyorum. Lan 4 sene sözleşmesi var nasıl alacağız falan filan diye. Arkadaşımız bu sene çok tırt bir performans sergiliyor. Sağ kanat, sol kanat ve forvette oynayabilen arkadaşımız. Çok tırt bir performans. Bakın zamanda Chelsea'den Lyon'a 10 milyon euro. Lyon'dan Aston Villa'ya 18.40. Yani 2020'de. Ama bu sezon 10 maç 277 dakika. Ben şunu söyleyeyim. Hani e, benim duyumlar çıkar çıkmaz bir şey diyemem. Siz karar verin. Ama Bentner Traore için şunu belirteyim arkadaşlar. Biz ölücü bir teklif yaptık. Yani tam ölücü teklif. Hani Şeyde var ya sahibinden.com'da ölücüler aramasın diye. Biz şu anda ölücü bir teklif yaptık. Lan zaten oynatmıyorsunuz oğlum. Gelin bunu biz kiralayalım. Opsiyon olarak da 5-6 milyon eurocuk bir şey koyduralım. Seversek alırız, sevmezsek elveda ne yapalım. Biz bunu adam ederik de alırız da. Sonraki satıştan da lan %10'da 15'te size veririz ne olacak. Yattığı yerden para kazandıracak değil. Biz alalım Cesus bunu adam eder demişsek çok mantıklı. Şimdi... Kafada bir plan kuruyorum. O sahayı sağa bekte önünde Bertrand Traore. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz olur. Yani hayvan gibi şey yapıyorsunuz olur. Gerçekten de hayvan gibi şey olur. Ha ben şunu da belirteyim. Sergio Örye. Ö Örye. Sergi, Sergei Aurier yazılışı. Biz bu arkadaşın da şartlarını sorduk biliyor musunuz? Hocam şimdi örye o gelirse o sayıyı öne geçer. Örye o sayıyı kula hoş gelmiyor hocam. Hocam Travere'ye getir. Şimdi zaten öryenin de istediği parayla Travere'nin kemen benzeri olabilir. Ee, vallahi ben mantık olarak Travere'ye inanmıyorum. Yani gelebileceğini düşünmüyorum. Mantığıma yatmıyor. Hani bu kadar da ölü fiyatına vereceklerini zannetmiyorum. Ama ya gelirse ister misiniz? Bertrand Traore ve Lincoln Henrique Fenerbahçe'de dememi ister misiniz? Sola da Bruno Henrique çekersin. Of! Dehşetül Bahşet. Hocam Rossi. Lan boş Rossi. Onu başka yerde kullanırız. Satarız. Para kazanırız. Sütünü sağırız. Bir şeyler yaparız. Bir düşünseniz ya. Bir de not. Tırnak içinde söylüyorum. Hocam aynı haberde. Şimdi bu videonun içinde diyorsun ki bizim harcama limitleri financial fair play konusunda sıkıntımız var. Evet var. Financial Fair Play dediğin transfer yapamazsın demiyor ki. Ama hocam servisi transfer yapamazsın diyor. Hayır. Sattığın kadar alabilirsin diyor. Hocam kimi satıyoruz ki? Bir sonraki videoyu izleyin şekerim. Bu arada şeyde unutmadan söyleyeyim. Santa Clara Başkanı İsmail Uzun'un kendi de görüşmüş. Lincoln için Fenerbahçe ile. Sadece menajeri değil kendi de görüşmüş. Artık kameralı mı katıldı? Facecam mi bilmiyorum ama kendi de görüşmüş. Bu bilgiye de sahibim. Gremio Lincoln'un sonraki satışından pay hakkına sahip yüzde %20'si sanırım. Ee, yanlışım yoksa bir bakayım. Kaç vereceğiz? Biz vermeyeceğiz. Biz parayı kulübüne vereceğiz. Onlar da oraya verecekler. Lincoln'un için ne yazıyor? Yok aşağıda yazmıyor. 500 bin euro diyor sonraki satıştan %15 miydi 20 miydi ben 15 diye hatırlıyorum ama yani kaça satılırsa satılsın %15'i diye. 3.5'un %10 ee, 4.5 diyordu haberde 4.5'un %15'ini hesaplayın artık kaç lira vereceksek ver, verilsin. Yani bu da sıkıntı değil. Portekiz basını duyurdu bunu da. Yani mesela transfer marketinde bile yazmıyor elemanın. Ben de bilmiyordum. Ama dedim ki bu bize alakadar eden bir durum değil. Biz futbolcu alırız şey yaparız. Diyelim mi arkadaşlar? Bentrand, Traore ve Lincoln, Henrique, Fenerbahçe'de diyelim mi? Hayırlı olsun diyelim mi? Başlıktaki ne? İçerikteki çok farklı mı diyelim? Hayırlı olsun diyelim mi? Ama tırnak içinde söylüyorum. 17-20 Haziran belki bir belki iki ama 20 Haziran'dan sonra olması muhtemel kapların benden söylemesi. Bir beğeni çok görmesini sevinirim. Bir de 24.100 için gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun kardeşlerim. Görüşmek üzere.